Merhaba, dünkü videoda bahsettim tabii ki seçimlere gidilmesi gerekliliği ile ilgili ama ondan önce piyasalar bir anda karıştı. Peki piyasalarda ne oldu? Dünyada carry trade patladı. Carry trade'in patlaması bizi etkiler mi? Dolar TL'yi etkileyebilir ama sonuçta bize gelen yabancı yatırımcı sayısı düşük. Yabancı yatırımcının düşük olması sebebiyle bizim dolar TL'nin çok fazla etkilenmesini bekleyemeyiz. Fakat bu sefer yabancı yatırımcıdan dolar gelme şansının azaldığını söyleyelim. Çünkü Japonya'da yaşanan bu carry trade sorunuyla birlikte piyasalar allak bullak oldu. Borsalarda sert satışlar geldi. %7'ler 8'lerden bahsediyoruz. Ve bu düşüşlerin ardından piyasaların toparlanması da kolay değil. Piyasalar böyleyken dünyadan borçlanma üzerine hareket etmesi gereken bir hükümetimiz varken onlarsa neyle uğraşıyorlar? Tabii ki Instagram'la uğraşıyorlar. Instagram aşağı, Instagram yukarı. Kapattık açacağız, açtık kapatacağız şeklinde böyle bir gündemleri var. Ülkenin ana gündemi açlık, sefalet ve ekonomiyken onların uğraştığı gündemse Instagram'ı kapatmak. Peki bu kadar kendisinden kopmuşsa erken seçim olup olmaması gerekliliği ile ilgili durum nedir? Bence olması lazım. Olur mu derseniz 2026'dan önce yapacaklarını düşünmüyorum. Ama olması gerekliliği ayrı bir zaruriyet haline almıştı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yapılan uygulamalarda artık halktan koptuklarını görüyorsunuz. Yani bizimle gündemleri aynı değil. Bizimle gündemleri aynı olmadığı için aynı acıları çekmiyoruz. Aynı acıları bizimle çekseler zaten ilk dertleri Instagram'ı kapatmak değil de insanlara iş yaratmak, yaratılan işleri çoğaltmak ve işsizliği ortadan kaldırmaya çalışırken enflasyonu düşürmeye çalışmak şeklinde olur. Bu ikisini Amerika deniyor ama bizim ülkemizde ise bunun denenmediği gibi farklı farklı gündem meşguliyetleriyle uğraşıyoruz. Bu gündem meşguliyetlerinin bize bir faydası olmadığı gibi hükümete de faydası olmayacaktır. Çünkü bir erken seçim ya da bir seçim olduğu takdirde insanlar bu yapılanları unutmuyor. Bakın siz unutuyor zannediyorsunuz. Evet Türk halkının hafızası zayıf diyorsunuz. Hatta herkes Türk halkının hafızasının zayıf olduğunu söylüyor ama kesinlikle öyle değil. Bakın yapılanı unutmaz. O yüzden bu yapılanların sonucu seçimlerde çıkacak.